Sağdım solum, baktım günlük güneşlik. Ben bende değilken ben ben gibiyim. Doldu içimdeki ölümcül boşluk sayende. Topların yankısı bir uçtan uca. Yağız erler yürür yüceden yüce. Urander Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel kentimiz Mersin'i ordu başkomutanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak ziyaret edişinin 101. yıl dönümünde bir araya gelmenin gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Bugün o tarihi günü anarak geçmişimizin kahramanlık dolu sayfasını bir kez daha hatırlıyor ve minnettarlıkla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı özgürlük ateşi dalga dalga tüm Anadolu'yu sarmıştır. Mersinler'de vatan savunmasında yazdıkları eşsiz destanla tarihimizde hak ettiği yeri almıştır. Mersin'e ve Mersinlere büyük bir değer veren ve çeşitli tarihlerde kentimizi 10 kez şereflendiren Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ülkemize ve Mersin'imize yaptıkları için kendisine minnetle teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, kıymetli hemşehrilerim. Atatürk'ün veciz sözünde ifade edildiği gibi bugün Mersinliler Mersin'e sahip çıkmanın haklı onurunu ve gururunu yaşıyor. Bir arada hoşgörüyle ve kardeşçe yaşıyoruz. Gerek ülkemizin gerekse de güzel kentimizin hak ettiği gibi bir refah kenti olması ve kalkınması için yoğun çaba sarf ediyoruz.
medeniyetlerin buluşma noktası olan güzel kentimizde atamızın yol göstericiliğinde çalışıyor, kentimize değer katıyoruz. Mersin'e ve Mersinlere hizmet ediyor olmaktan gurur duyuyoruz. Değerli hemşehrilerim, hepinizin bildiği gibi yarın 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Bu zafer milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden birisidir. Bu onurlu zaferde on binlerce Mehmetçik omuz omuza çarpışmış ve yine on binlercesi şehit düşmüştür. Kaderine boyun eğmeyi reddeden kahramanlarımızın bu destanı aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk gibi bir dahiyi, bir lideri ulusumuza armağan etmiştir. Bu eşsiz zaferin ardından ulusumuz Atatürk'ün önderliğinde girdiği çetin mücadeleler sonunda bağımsızlığa ulaşmış, ulusal egemenlik meclisimizin çatısı altında vücut bulmuştur. Egemenliğin sonsuza dek kayıtsız şartsız milletimizde kalacağına olan inancımla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında gözünü kırpmadan şehit olan tüm kahramanlarımızı, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.